Evet arkadaşlar, şimdi ilk 4 ya da 5 dakika kısa bir ön informasyon vereceğim ve ardından size içerik sunacağım. İçerik neden olmasın? Tabii ki ben kullandığım programda fazla uğraşmadığım için, programı fazla araştırmadığım için video edit konusunu daha yeni yeni, hani nasıl bir yandan içerik gösterir bir yandan bazı şeyleri açıklarım diye bakıyorum. Her neyse. Şimdi temel konumuza döneyim. Eğer direkt içerik görmek istiyorsanız, ki buna gerek yok, 4-5 dakika ileri gidebilirsiniz. Şimdi konu çok önemli. Konu şu. En ön planda gelen işte 1-2 tane ben gezginim diyen YouTuber'lar, işte ben geziyorum diyen YouTuber'lar. Bir tanesi Emre Durmuş. Şu anda her zaman söylediğim şeyi yapıyor. Şu anda ne yapıyor biliyor musunuz? Şu anda eski videolarını görünmez yapıp YouTube'dan indiriyor. YouTube'dan indirmek çok kolay. Düzenleyebilirsiniz. Yeniden indirip düzenleme yapabilirsiniz. Onu da istediğiniz gibi bunu halledersiniz. Sorun değil. İndiriyor eski videoları. Onları ilk yüklediği zamandaki videoları görünmez yapıyor. Bakın görünmez yapıyor. Yani şu konuşma süresi 6-7 dakika sürebilir. Şu anda 2 dakika oldu. Ve para kazanmak için eski tarihli bir videoyu hiç açıklamaksızın ne başlığında ne video içeriğinde, düzenleme edit bölümünde hiçbir şekilde açıklamıyor. Yeni videoymuş gibi koyuyor. Videoya baktığınız zaman pandemi olmadığını, işte döviz kurlarını söylüyor, eski döviz kurları olduğunu hepsini anlıyorsunuz. Bu videolar daha önceden yüklediği videolar. Bu çocuk hep temel seyahat yaptı. Ne yaptıysa hepsi 5-10 dolarlık turlardı. Bakın geniş çaplı açıklayacağım. İnsanlar zaman harcamak istemiyor. Yarım saatte çok şey sığdırmaya çalışacağım. Emin olun ki tek yaptığı şey sizden gelen parayla saman gibi 10 dolarlık tura katılmak ve restoranta gidip 1-2 dolar ödeyip ya da herhangi bir para, yemek yemek. Yani hepinizin yaptığı ve yapabildiği şeyler. Hepinizin yapabileceği şeyler. Tabii ki onu da illa herkes yapmak istemeyebilir, yapamayabilir. Çünkü insanlar kendi ülkesini bile gezmiyorlar. Her neyse. Bu konuları ben çok detaylı anlattım. Çok güzel şekilde yorumladım. Hani insanlar kısaca şu, yani hani başlıkta 5 dolara villa kiraladım diyor. Videoya giriyorsunuz, 10 dolara pansiyon odası kiralamış. Köpek balasan durmayacak bir yer. 15 metrekare bir havuzda yüzüyor. Havuzu çok seviyorum bilmem ne. Bir şeyler göstermeye çalışıyor. Onun milyon dolarlık olanı bende var. Bana ait. Şimdi benim param yok falan filan. Parası olmayan gidiyor garsonluk yapıyor. Yine geziyor. Biz senin neyini gördük? Diğer bir çocuk yırtık pantolon. Şu anda yani bakın hani an itibariyle 4 dakika oldu. 2 dakika içinde bitirmem lazım. Yırtık pantolon dediğimiz çocuk da sürekli şuna kız arkadaşım diyor, buna kız arkadaşım diyor, o kız arkadaşım, bu kız arkadaşım, sürekli ne kendine ne onda bir tip var, bir şeye de benzer diyor. Ucuz aktör diyorum ben bunlara. Asyalı 10 dolara her şeyi yapar. Asyalı bir tane kız bir şeye de benzer diyor. Yani sırf görünmek için hani beni 100-200 bin kişi izliyor diye bile sırf her şeyi yapar yani. Ki sizin ödediğiniz paralarla o ona 5-10 dolar ödüyor. O kıza yetiyor zaten. Ve daha yeni videolarına baktım. Oradaki rehberi göstermemeye çalışıyor. Rehber önden gidiyor falan sürekli. Tek başlarına değiller. Yani kendisi bir arkadaşı olsa hadi neyse. Almış arkadaş şeyini,
bir tane tanıdığı birisinin yanına, ona artık ne veriyorsa kız bir öğün yemeğe karşılık gezer seninle yani, kalacak yer versen Asyalı yani. Neyse, bir de kız arkadaşıymış. Arada bir diyalog olmadığı çok belli. Kız arkadaşım, kız arkadaşım. Arada bir diyalog yok lan. Şimdi onların hepsini göstereceğim. Birazdan serüvene başlıyoruz. Girdim bir videoya. 5-6 kişi var yanlarında. Böyle bir yaklaşık 8-10 kişilik bir grup. Belki daha fazla. İşte basit bir tura katılmışlar. Senin Karadeniz'in var, Ege'n var, Marmara'n var, Akdeniz'in var, doğum var, batım var. İnanılmaz bir kültürün var. Ülkende her şey var. Diyor ki burası diyor dünyanın işte en beyaz kumuymuş da falanmış filanmış. Ben şimdi size göstereceğim, dünyanın en beyaz kumunu da göstereceğim. Daha yeni son yüklediği videolardan biri. Sarı çamura benziyor, başka bir şey değil. O dünyanın en beyaz kumuysa o zaman bu ne? Şu görüntüye bir bakar mısın? Bu doğal bir görüntü. Burada biz rastgele bir fotoğraf çekildik. Bir şeyler içiyoruz. Bir şeyler yiyoruz. Bira var. Kokteyl var. Bu bizim arkadaş Alman. Yanımızda geldi. İspanyol kız arkadaşım. Şu doğal bir fotoğraf. Burada her şeyi anlıyorsun. Daha bunun gibi neler göstereceğim size. Şu ne? Bu fotoğraf edit değil. Photoshop değil. Bunun yanında o gösterdiği çamur renginde kalıyor. Bir de diyor ki dünyanın en beyaz kumu buradaymış diyor. Ya ben neler göstereyim ha? Şuraya bak. Ne oldu ya? Yani hangi birini göstereyim? Şuraya bak. Al, benim adım burada. Şu bulduğumuz şeye bak. Geleceğim, hepsine geleceğim. Şu an bunu biz bulduk. Bak, benim adım burada diyor. Tarih var, cart var, cürt var. Neyse. Şu anda 7 dakika, 8 dakika oldu. Artık videolara başlayalım. Neyse yani uzun lafın kısası, basit turlarla bu iş olmaz. Anladın mı? Hepsi basit tur yaptıkları, gösterdikleri. Şu son zamanlarda geziyor olduğum yerler. Yani hani çok iyi geziyoruz, öyleyiz, böyleyiz. Ya zaten izliyorsunuz. İzlediğinizden dünya kadar para kazanıyorlar. Bakın, en azından ben çok daha güzel şeyler gösteriyorum. Şuraya bak, kaldığım yere bak. Türkiye burası. Kaldığım en basit yerler. Hep bu videoları rastgele seçtim. Hiçbiri öyle özenle bözenle seçilmiş şeyler değil. Burada oteli anlatıyorum. Uykusuz olduğum için biraz kötü görünüyorum. Önemli şeyleri anlatıyorum burada. Dört ay yatta yaşadım. Yattan karelerim. İçerikleri hızlıca göstereceğim. Geçeceğim şimdilik, ama bunlar basit olanları şu anda tabi. Bu neymiş? Bakalım. Ha, limanda geziyorum. Ha, tekneler arkamda. Akşam vakti, bornoz falan. Yani çok enteresan şeyler var. Arkadaşlarım geliyor, gidiyor falan. Yani laptop açık bu şekilde, teknede. Rakı falan. Rakı falan. Arkadaşım Ercan. Yani
Yine takılıyoruz. Biralar, rakılar, bilmem ne. Bir şeyler konuşuyoruz. Bunlar basit olan şu anda. Yani genelde yurt içi. Yine Türkiye'deyim. Yaptığım videolardan biri. Korona döneminde bile böyle acayip partiler. Bunların hepsini Facebook'a attım. Yani şunlar benim kendi doğaçlama marketten alıp yaptığım şeyler. Daha farklı şeyler de göstereceğim. Beyaz kumsa beyaz kum. Aa, şu görüntüye bak. Benik Rolfos. Şu bir sinek tuttum. Bizim arkadaş beraber dalış yapıyoruz. Yasak. Kamboçya'da yasak. Zıpkın kullanmak. Biz kullanıyoruz. Takıldığım yerler genel olarak. Yediğimiz şeyler. Şu karidesin etrafına kırmızı et sarıyor. Bak bu karides etrafına kırmızı et sarıyorlar. Bu şey kılıç balığı mıydı? Yoksa işte yani yine güzel balıklardan birisiydi yani. Unuttum şimdi. Patates. Avokado salatası. Yerlilerden birisi, adı işte artık her neyse, Turkish kebap yazmış. Kebap yazmış onu da. Çok enteresan. Burada yine aynı. Bunların hepsi böyle polis, jandarma ya da işte böyle bir önemli insanlar yani bunların çoğu. Onları da gösteriyor. En başta şunu göstereyim. Şimdi bu videoyu iş olmayan izlemesin. Yani daha çok seyahatle ilgili bir video gösteriyorum çünkü. Her şeyi yaşayabilirsin. Ama sonuçları şuraya gelecektir. Şu noktaya geleceksindir. Buran şu şekilde olacaktır yani. Anladın mı? Şu hale geleceksindir. Ve bu kaçınılmazdır. Çünkü takılırsın, yaşarsın. Bir şeyler içersin, edersin. Anladın mı? Bu burada ne göstereyim? Bu benim yani böyle elimde olan fotoğrafların %1'ini rastgele indirdim. Yaşadıklarımın da herhalde 1/1000'i falan. Yani şu anda görecekleriniz. Bak. Şimdi bu kız burada ne yapıyor? Bir kere yakınlığa bak. Aradaki diyalog. Samimiyet. Gülüyor. Yakın. Yüzünü dayamış bana. Böyle. Kendisi çekmiş fotoğrafı. Bak görüyorsun. 10 numara abi. Dizlerini görürsen kırmızı, morarmış şekilde olacak. Burada görmüyorsun, o fotoğrafı koymayacağım. Acaba neden dizleri morarmış? All night long. All night long. Bunları görürsün. Yaşıyorsa, insan yaşıyorsa, ben geziyorum. Yaşıyorsa bunları görürsün, görmelisin. Şurada mesela şu duruş. Şu elimin olduğu yere şu çizgi var. Bu bir dans. Fransız. Fransız bir hatun. tabi kaslar maslar o işim o zaman. Bu da Fransız. Şunlar arkadaş bu İngiliz. Çok fenaydı neyse. Bunlar daha böyle yani işin %3'ü %5'i yani. Beraber seyahat ettiğim arkadaşlar. İstanbul'dayım. Bunları anlatmıyorum bile. Fotoğrafı çeken de kız. Şuradaki görmüş olduğunuz kişinin fotoğrafını koymayacağım. Dandik birisi. Takılmaca devam ediyor. Her şey yaşanıyor. Yok. Mutfak tezgahlarına bilmem ne yaptı. Ben de oradan. Neyse. Kazakistan, Çin dolaylarındayız. Şuraya dikkatinizi çekerim. Daha böyle bunları koymayacağım. Burada çok komik giyiniyorum. Bunu arkadaşım bana aldı. O bu elbiseleri illa bana dedi bunları giy, bunları giy. Lan dedim giyerim ne olacak. Seyahat halindeyiz. Yine seyahat halindeyiz. Bak yakında görüyoruz. Şuradaki diyaloğa bir bak. Şu diyaloğa bir bak. Yani insanlar neden hani bu diyalog olduğu sürece, bu yakınlık olduğu sürece her şey farklı olacaktır.
şu arkadaşlığı görmelisin. Şuraya bak. Ya bu kız Taylandlı bir polis ya. Bununla evine kadar gitmişliğimiz var. Aynı anda keşke çekseydim. Bazen düşünüyorum ben stres olduğum zamanlarda ve hani ben video çekmeye önem vermediğim için. Kimi anları böyle yaşamayı çok seviyorum, yaşıyorum. Çekmiyorum. Yani neler yaptım hiçbir şey çekmedim. Bir tane kız arkadaşının motosikletini getirdi. Kız arkadaşı kendisinin önünde. Bu kız ortada. Bu fotoğraftaki kız ortada. En arkada ben varım. Onun arkasında ben varım. Ortadan kendisi kullanıyor. Bunlar çıtı pıtı küçük ya böyle. Aldı beni nerelere götürdü, gezdirdi. Evine gittik, oraya gittik, buraya gittik. Brezilyalılar falanlar falanlar. Burası neden böyle, bu alnım neden böyle sanıyorsunuz? Oynadılar. Yani bunlar düzgün çizgiydi yani şuralar. Aynı yüzümdekiler gibi. Düzgün çizgiydi. Oynadılar, ettiler, bozdular yani. Evet, videoyu durdurdum. Geri geldim. Bir sigara içtim. Amacım burada... aman efendim şunu göstereyim, bunu göstereyim, ben oyum, ben buyum falan değil. Yani herif orada abidik gubidik birileriyle milyonları izletiyorsa, aman efendim bakın işte bu benim kız arkadaşım, bir ay geçiyor, iki hafta geçiyor, bakın bu benim yeni kız arkadaşım falan filan. Arada hiçbir diyalog yok. O zaman bu ne? Soulmate mi yani? Bu da benim ruh eşim mi o zaman? Daha inanılmaz şeyler var. Bakın burada çalışıyoruz. Ve bu çocukların en büyük özelliklerinden birisi, sürekli bir yerlerde çalıştıklarını, bir yerlerde bir şeyler yaptıklarını söylüyorlar ama hiçbir kanıt yok. 5-10 saniye böyle hani sanki... Ya sana 5 dakika yardım edebilir miyim? 5 dakika bir video çekebilir miyim gibisinden yaptıkları şeyler. Benim saatlerce otel yönettiğimin, kafeyi tek başıma işlettiğimin, ne bileyim böyle yola bar gibi bir yere girip benim yüzümden 3-4 kişinin işinden olduğu durumlar varken, yani tek başıma yaptığım işi 3-4 kişi yapamıyor. Bu çocuklar ne yapıyorlar yani? Ne izliyorsunuz? Bak burada mesela. Yani bir kere en başta bir al beni durumu var. Yani fotoğrafta böyle hani biraz farklı çıkmış. Hiçbir zaman için 4 pack, 6 pack yani karın kasından başka bir şey yok. Kilo alma durumu yok. Yani zaten hava sıcak. Kilo alamazsın. Yani burada biraz farklı görünmüş. Ama şu aradaki diyaloğa bir bak yani. Ya bak gülmesi bir farklı bir şey. Yakınlık farklı bir şey yani, hepsinin farklı olduğunu anlıyorsunuz. Şuraya bak. Gündüz, gün vakti. Beraber yiyoruz, içiyoruz. Ben de içiyorum, onlar da içiyor. Bu birasını bitirmiş. Bunlar Danimarkalı. Danimarkalılar hep içerler. Deniş. Aynı şekilde. Ya belli yani bir şeyler yapıyoruz yani, anladın mı? Hani içiyoruz, takılıyoruz, geziyoruz. Yani şurada bir samimiyeti görüyorsun, yakınlığı görüyorsun. Çok şey var. Amerikalı kız arkadaş. Vietnam'a götürmeye çalıştı beni. Ya bunlar daha hiçbir şey değil. Şimdi gel gelelim. Benim böyle yüzlerce videom var. Atmıyorum. Bu 2003 yılı. YouTube'dan daha öncesi. Böyle onlarca videom var. Yani yüzlerce olmasa da onlarca videom var. Herhalde yani o da 100'e yakındır. Görüntü kalitesi çok kötü çünkü yıl 2003 ve Samsung D400'e çekiyoruz. Bu motosikletle yaptıklarımızın hepsinin çılgınlıkları var. Sıfır jipleri parçaladıklarımız var. Burada videoda, bu video YouTube'da görünüyor. Bu da çok komik bir diyalog geçiyor aramızda. Şu anda o sesi açmayacağım.
Yani böyle enteresan yani. Hani o yaşlarda daha o zamanlar biz 13-14 yaşındayız. Neler neler yapıyoruz. Şimdi Koronga gidiyorsunuz. Burada bu videoda onu göreceksiniz. Bunu anlatan gösteren yok. Koron pahalı mı? Turist olarak gittik, ne yapacağız? Turist olarak ya da yaşamaya gittik, ne yapacağız? Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Fiyatlar şöyle, fiyatlar böyle. Bir şey yiyip içemiyoruz. Biz ne yapacağız? Nasıl burada geçineceğiz? Turist olarak nasıl bütçemize buraya ödeyeceğiz? Bakın şu gösterdiğim menü. Bunu anlatan yok. Bu adam kara lahana gibi şu pirinci çekiyor, böyle bir lavaş gibi böyle bir kağıt haline getiriyor. Onun içine tavuk koyuyor, balık koyuyor. Yeşillik inanılmaz çok güzel, lezzetli bir şekilde rendelenmiş. Peeled off. Yeşillikler koyuyor ve lezzeti muhteşem, sos muhteşem. Böyle bir menü 1,5 dolar, 2 dolar ve bununla doyarsın. Yani 90 kiloluk, 100 kiloluk Dobişko arkadaşlarımız bile bununla doyarlar. İçinde en az 150 gram tavuk var. 100 gram olsa ne olur, 120 olsa ne olur. Ama var, en az 120 gram var. Hızlıca geçeceğim. Yani 1,5-2 dolara böyle bir tropikal bir adada böyle bir şey yemek mümkün değil normalde. Hani Türkiye'de Kızılada var. Fethiye'de mesela 400-500 liraya kalkamıyorsunuz. İstanbul'daki yaşantılarımızı gösterdim. Böyle bir video bu. Heybeliada'da. Yani genel olarak ortam böyle. Hani işte oradan atladım, buradan çıkıyorum bak. Palesiz bir şekilde. Bayağı sağlam bir düş. Bu bir şey değil. Bunun zaten hani Neandros Adası, şurası Neandros Adası. Burada kaktüsleri gösterdiğim bir video var. Burası İstanbul'un en enteresan noktalarından biri. Gösteren yok. İşte tabii teknenin arka ipi şurası. Bunu ben dalıp bağladım. En dibinde bağlı bu. Çıkmayacak şekilde. Önde çapayı atıyorum. Arkadan buraya bağlıyorum. Böyle yerleri gösterdim. Nerelere gidilebilir, neler yapılabilir. Bu arada bu tekne, hani o yatla bizim yat arasında 1,5-2 metrelik bir fark var ve hani bizim yat 9 metre falan, ama yani 9 metrelik bir yat 300 bin dolar da olabilir, 300 bin lira da olabilir. Öyle her şey öyle 1 metre 2 metre boyutla ölçülmüyor. Yani zaten banyo, tuvalet, mutfak, kabin, her şey var. Burada aynı şekilde yine hareket halinde zıpkın videoları var. Her şey var. Burada Vietnam Savaşı'nda savaşmış bir yaşlı bir adam bana kendi eski fotoğraflarını gösteriyor. Vietnam Savaşı'nda bulunmuş bir Avustralyalı bir asker. Hatırladım. Evet. Avustralyalıydı diye hatırlıyorum. Bu kendi işte hani yazdıkları kitap. Adam bana kendisi gösteriyor burada. Adamın kendisini çekmiş miyim? Adamın kendisi şu. Evet bak. Şu adam. Böyle bir adam. Vietnam Savaşı'nda bulunmuş bir insanla tanışmışım ben burada. Düşün yani. İnanılmaz bir şey. Hala gösteriyor. Sürekli gösteriyor bana. Savaş öykülerini anlatıyor. Burada deniz yolundan Vietnam'a geçip dalış yaptığım bir video.
Vizesiz Vietnam'a geçiş. Bu video YouTube'da var zaten. İnanılmaz bir yapı. Balıklar görünüyor. Videonun ilerisinde çok balıklar görünüyor ve burada ben serbest dalış yapıyorum. İnanılmaz bir yapısı var. Şu anda serbest dalış. Nefes tutarak taşları tutuyorum. Taşları tutarak gidiyorum. Sığlık bir bölgeye geldim. Sığlık bir bölgede ayağa kalktım. Devam ediyorum. Karayı da gösterdiğim bir yer vardı. Evet, kara da şu şekilde. İnanılmaz bir yapı. İnanılmaz bir yapı. Asya'da yemekler pahalı mı, yemekler kötü mü derken işte 1 dolara benim yediğim karideslere bir bakın. Burada Müslüman bunlar, Müslüman yerliler. Onları gösteriyorum. Yani Müslüman yerlileri gösteriyorum. Burada yemek yiyorum. 1,5 dolara muhteşem şeyler yiyorum. Türkiye'de 10 dolara yiyemezsin. Bir mesaj geldi, bir saniye. Devam ediyoruz. Chicken Gizzard demişim. Tavuk taşlık. Burada tavuk taşlık yiyoruz. Bir hani sürekli sokak yemekleri, sokak yemekleri deyip duruyorlar. Böyle bir yerdeyiz ve ben sürekli böyle yerlerde yiyorum. Şu büyük balıklar 1 dolar aşağıda görünmüş. Şunlar tavuk taşlık. Balık 1 dolar. Şöyle büyük bir balık 1 dolar. Bunlar bizim arkadaşlar. Burada İngilizce konuşuyoruz ama sesini açmayacağım. Hepimiz bira içiyoruz. İnanılmaz bir takılmaca. Gerçek yaşam işte budur yani. Yine İstanbul'da ki en enteresan yerleri gösteriyorum. İstanbul'da Neandros Adası'na giden sayılı insanlardan biriyim. Hem de yani kendim dalıyorum, yatıp ağlıyorum falan filan. Her şey on numara. Enteresan. Görülmeyen, bilinmeyen yerler. Nereye gidebilirim? İşte Pendik'ten, zaten bütün adalar Pendik civarında. İlk Sedef Adası'nın arkasına varırsınız. Güzel yerdir, yakındır. 10-15 dakikada varırsınız. Kenevirli pizzalar. Bunun gibi 100 tane kenevirli pizza yemişliğim var. Koyu olanların hepsi kenevir. Koyu yeşil olanlar hep kenevir. Esrar yani. Böyle çok fazla video ve videoların sonucunda olan biten şeyler hep gösterdim. Korant'ta zipline yaptığım an herkes bir rehber ve hoca eşliğinde yapıyor. Ben arkadan geliyorum. Ben diyorum kendim bağlarım. 120 metre son yani bu atlayıştaki en yüksek bulunduğum nokta 120 metre. 120 metreden düşerseniz yani. Burada ben ağaca tekme atarak duruyorum. Arkadaş da beni tutmaya çalışıyor. Yüksekliği görüyorsunuz. Şurası zaten çok çok daha yüksek. 500-600 metre aşağımızda ama bu ağaç 120 metrelik bir ağaç. Daha enteresan noktalara geleceğim. Evet, burası zaten yani bunları yani çok fazla zaman olmadığı için benim fazla uğraşmadan göstereceğim rastgele birkaç video, çok fazla video yok şu anda gösterdiğim videolar arasında. Bunlar gibi yüzlercesi var ama şu videoyu adam akıllı bir izleyin, bazı şeyleri anlayacaksınız.
Ve ben bu videoları yaparken bu motosikletlerde hep bira, viski falan içiyorum ve polisler görüyor. Milletse sürekli şunu soruyorlar. Kamboçya'da motosiklet kullanmak sıkıntı olur mu? Hiç kimse, hiçbir Türk vatandaşı gidip yurt dışında saatlerce öyle rastgele bir turist olarak motosiklet kullanmışlığı yok, onu söyleyeyim. İzlediyseniz siz bana söyleyin. Benim böyle saatlerce videolarım var. Bakın şu viski. Fanta şişesinde. Şeyler de var. Şişenin göründüğü yerler de var. Şimdi işin enteresan tarafına geçeceğiz. Bekleyin. Motoru da hep son gaz. Bak yatırdığım şekle bak. Bak tehlikeli gidişe bak. Şey çalışmıyor zaten. Hız göstergesi. Hız göstergesi zaten çalışmıyor. Yeter amına koyayım. Bu nedir ya? Sabahtan beri sürüyoruz. Scooter'ı yatırıyorum. Racing motosiklet olsa neyse. İbre çalışmıyor zaten. Son gaz gidiyorum yani. Şu anda en az 100 ile gidiyorum. Virajlara falan 60-70 ile giriyorum. Burada bayağı bir yavaşlamışım. Çok keskin bir viraj. Çok daha enteresan bir video vardı, onu arıyorum. Aa, evet, bu videoyu iyi izleyin. Bu video işin koptuğu nokta. Terk edilmiş bir yer burası. Burası terk edilmiş bir yer. Yani siyah odunlardan ve brick tuğlalardan 1936 yılında yapılmış ve terk edilmiş bir yer burası. Şimdi buraya giren eden yok. Bakın. Buraya girdiniz. Bu şekilde motosikletle giremezsiniz. Hadi motosikletle girdiniz. Tam benlik yer. Burada uyurum diyorum videoda. Zaten yaptım. Buralarda kamp yaptık. Yani buralar bütün tehlikenin en büyük olduğu yerler buralar. Hiçbir turistin girip gezdiği yerler değil bir kere onu söyleyeyim. Yani 5-10 dolarlık tura rehberlerle katılıp da daha geldiğiniz an anlıyorsunuz zaten ne biçim bir yere geldiniz. 5-10 dolarlık turlara katılıp da öyle göstergelik şeyler yapmıyoruz yani.
Motosikletle binanın içine daldım. Aşağısı uçurum. Şurada bir havuz var. Bir tane 70'lik viskiyi içtikten sonra bunu yapıyorsunuz. Bakın aşağı düşerseniz paramparçasınız. Daha uçurumun dibine kadar geldim. Karşıda görünmedi. Deniz, şurası deniz. Evet. Okyanus yani. Ula o da ne diyor? Buraya ne tür insanların geldiğini şimdi anladınız mı? Şu çizime bakın. YouTube'cular yiyor mu diyor. Diyorum yani. Yemez. Yemez diyorum. Kimseninki yemez. Ne biçim sallanıyor diyorum. Levent Kırca tarzı işte komedi yapıyorum. Camideyim. Yurt dışında yani Kamboçya'da camide namaz kılacağız. Ölenlerin arkasına.
Böyle caddeye böyle bir inanılmaz devasa bir şey kuruyorlar. Caddenin ortasına. Bu bir funeral, yani Türkçesi aklıma gelmiyor. Funeral. Yani cenaze, şu zaten tabut. Burası cadde. Buradan araba geçiyor normalde ama cenaze olduğunda böyle kuruyorlar. Arabalar da kenardan geçebildiği kadar geçiyor. Ana caddelerden birisi, ona rağmen caddeyi böyle işgal ediyorlar. İnanılmaz bir kültür, inanılmaz bir yapı. Yani şuraya bakın. Yani yol şu kadar yer kalmış yani. Şu koskoca tabut şu zaten. Böyle enteresan gelenekleri var. Bakın şu tabut zaten. Şurada resmi var falan işte. Böyle ışıklar falan, enteresan, çok enteresan. Yani bunları gösteren yok zaten. Anlatacağım, daha çok şey anlatacağım yani. O not aldıklarımı bu videoya sığdıramayacağım zaten. Yani not aldıklarımı bir dahaki sefere anlatacağım. Ha, ben de yoruldum artık yani. İkinci bir videoda anlatacağım. Bu Kamboçya'da konuşan bir kuş. Bu kuşun yanında hep motosiklet çalıştığı için kuş motosiklet sesi çıkartıyor. Onu duyurayım size. Zaten şey, bu da YouTube'da var. Duydunuz mu? Duydunuz mu? Bakın bu motosiklet çalıştırma sesi. Kuş bu sesi çıkartıyor. O kadar çok motosiklet çalışmış ki yani. Hep bu sesi çıkartıyor zaten. Ünlü rock yıldızı Ben Morrison. Ben Morrison'ın abisi. Ben anlatayım. Hadi siz de dinleyin be. Tell me about it. Ben Morrison's brother. You're David Morrison. And your brothers. Jim Morrison, Ben Morrison. Making rock music. Yes. I know them. Rock and roll. I listen. I just listen to them. Burada takılıyoruz, bardayız. Gündüz vakti tabii ki içiyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Ünlü bir rock yıldızının kardeşi, abisi, büyük abisiyle beraberim. Muhabbet koyulaştıkça koyulaşıyor ve daha farklı videolarımız da var. İstanbul adalarda tabii ki yapılabilecek olan şeyleri de böyle kısaca gösterdim. Yani görüntü bu. Yani sightseeing yapıyorsunuz. Zıpkın avı, levrek, orpoz vesaire çok şeyler var ama burada İstanbul'da işte temiz, yani levrek gibi gümüş beyaz kefal vurduğumun videosu var. Burada düzeneğim çok iyi olmadığı için çekimi çok güzel yapamadım. Burada görünüyor zaten. Şimdi ben bu Poseidon ucu, yani beşli, üçlü uçlu, yani zıpkın ucu, üçlü ya da beşli zıpkın ucuyla av yaparken ne derece sağlıklı bir av yapabildiğinizi, ne derece isabetli, accurate olduğunu çok araştırdım. Bulamadım. Videosu yoktu. Yapan benim. Ben yaptım ama o da pek görünmedi. Yani zıpkın ucu takarsanız nasıl balığı avlayabilirsiniz. Sahile çıkıyorum burada. Etkili olabiliyor. Burada onu gösterdim. Böyle 3-4 tane yakaladım zaten bir saat içinde.
Hepsinin bölgesini söyledim. Hepsinin açıklamalarını yaptım. Şunu dalar dalmaz ben vurdum zaten. Şunu da ünlü bir zıpkın av yapan bir abimiz teknede, şu anda adını vermeyeceğim. Teknede kendisi görünüyor. Hatta videoda onu göstermesem iyi olur. Lezzeti muhteşemdi. Yani bir levrek lezzetinden daha iyiydi yani. Benim sonra zıpkının havası, yani şunu vurduktan sonra, şu balığı vurduktan sonra zaten bunu dalar dalmaz vurdum. Zıpkının havası bitti. O yüzden ikinci vurduğum balık, yani şu kadar bir balıktı. Bunlara kikra falan diyorlar. O maalesef zıpkın güçlü atış yapamadığı için, havası bittiğinden dolayı ve pompasını yanıma almamıştım, o çıktı. Bakın tam şuradan vurmuşum zaten. O da buradan vurmuş. İşte aynı, zaten buradan vuracaksınız. Tam doğru yere atış yani. Böyle yani İstanbul'daki göreceğiniz adalardaki manzara bu yani. Yani doğa yapısı var gibi görünse de yok tabii ki. Benim gezdiğim yerlere göre. Yurt dışında aynı şekilde hiçbir şeyin fiyatı önemli değil. Ben kendi yemeğimi de yaparım, kendi ekmeğimi de yaparım, balığımı da tutarım. İnanılmaz bir kebap yaptım. Yine dükkandayım. Burayı tek başıma işletiyorum zaten. Tavuk kebap. Bu videoyu zaten yeni yükledim. Vardı. Facebook'ta vardı. YouTube'a yeni yükledim. Kırk kiloluk bir kum torbasını bu şekilde oynatmayı deneyin. Bakın şimdi burada hani şuna dikkat çekmek istiyorum. Şu görüntüye iyi bir bakın. Bu bir burunu ya da kafatasını bile kırabilecek derecede bir vuruş. Yani yere çarpma gücünü de hesaba katarsak. Yani şu 40 kiloluk kum torbası, bakın altı nerede, üstü nerede. Daha sonra herhangi bir kum torbasına sadece bir yumrukla, sadece bir yumrukla şöyle tam anlamıyla havaya kaldırabilir misiniz? Bunu bir denemenizi istiyorum. Gidin herhangi bir kum torbasında deneyin. Ama yani 5 kiloluk 10 kiloluk değil yani. Böyle bir 40 kiloluk bir kum torbasında şunu yapmayı deneyin. Bunun seyahatle ne mi ilgisi var? Çok ilgisi var. Böyle bir insansanız daha rahat seyahat edersiniz. Burada varoş bir hayatın içindeyiz. Bir saat kalamazsınız. Bu benim çok yakın bir arkadaşım, yerli. Şu annesinin yatağı. Annesi olmadığında biz arkadaşla girip burada yerde yatıyoruz. Bak düşün yani. Yerlilerle bu derecede kimse yakınlaşmadı. Kimse bu derece bir tecrübeyi ne gösterdi ne yaşadı. Babası vefat etti, onları gösterdim. Şimdi çok daha farklı şeyler göstereceğim. Yani tabi burada yine yatta takılıyoruz.
Bu anı hatırladım. Çok komik. Çok komik bir andı ya. Polisle bira içerken falan. Adamla dalga geçiyorum. Dalga geçmiyorum da yani komedi yani. Ya polisle falan böyle takılan yani göremezsiniz zaten. Şimdi çok önemli bir konuya değineceğim. Kamboçya'yı gösteriyorlar. Özellikle yerlisi yabancısı, CMP falan gösteriyor. Ve diyorlar ki işte bakın böcek yiyorlar. Bakın diyorlar işte ya bakın bu gösterdiğim videolar rastgele indirdiğim öyle hani karşıma çıktıkça birkaç saat uğraştım. Birçoğunu da bulamadım. Zaten gizli hiçbir videoyu indirmedim. 1,2 TB'lık, bakın gigabyte değil terabaytlık yüklemediğim hard diskte video var. 400 tane gizli video var. Bunlar sadece yüklediklerim arasında basit videolar. Şimdi şöyle bir şey var. Hemen Kamboçya deyince insanlar sanıyor ki işte nedir? Siem Reap, Pub Street, birkaç tane eğlence mekanı var. İşte yani ya da kaç taneyse. İnsanlar onu yiyor, bunu yiyor. Hiç Avrupa'ya benzemiyor. Bunları düşünüyorlar. Ben de şunu gösteriyorum. Herkes sanıyor ki Siem Reap'e gidince klasik Pub Street görüntüleri. Çünkü Pub Street nasıl bir görüntü? Yani işte böyle Asya tarzı yani idare eder mekanlar falan işte. Eğlence ortamları. Yeme içme işte 5-10 dolar verirsen işte bir şeyler yersin, güzel bir şey yersin falan filan. Siem Reap'in yarısından çoğu şu anda göstereceğim görüntü. Bunu da göstermiş olan bir Türk YouTuber yok. Şurasını desem ki burada biz Amerika'da bir havuz partisindeyiz. İnanırsın. Ama Siem Reap'e bakıyorsun, Kamboçya'ya bakıyorsun. Hiç böyle bir şey göremiyorsun. Buraya giriş 10-15 dolar. Bana ücretsiz. Şimdi gelelim videoya. Burada havuzda yüzüyorlardı. Millet her şeyi kullanıyor. Herkes drunk. İnsanları rahatsız etmeden video çekiyorum. Bakın şurada iki kişi zaten takılıyor falan. Bunlar takılıyorlar. Demin havuza giriyorlardı, çıkıyorlar. Bakın şurada da 3 kişi de şurada var. 3 kişi burada. Ben insanları rahatsız etmemek için insanlara zoom yapmıyorum. İnsanlara yakın çekim yapmıyorum. Fazla gidip orasını burasını çekmiyorum. Ama görünecek kadarını çekiyorum. Yani buraya millet atlıyor, giriyor şambrelin içine birasını içmeye devam ediyor. İnanılmaz bir ortam var burada. Şu anda havuzdan çıkmış durumdalar ve herkes her şeyi kullanıyor. Benim bulunduğum ortamlar böyle zaten. Burada muhabbet ediyorlar işte kızı görüyorsun. Barda da kız var. Onları fazla çekmiyorum. Buradaki menüyü göstereyim. İşte Today Special falan filan. Ve enteresan. Çizimler var.
Şu benim bire zaten orada görünüyor. Benim bire burada. Ben ücretsiz girdiğim için bireye para ödüyorum yani. Şimdi Siem Reap, bunu desen ki bu Siem Reap. Herkes der ki hiç ben böyle bir şey izlemedim. Al bu da Siem Reap. Hem de günlük 3,5 dolar, 4 dolar, 3 dolar. Havuza atla, yüz, gez, istediğini yap. İkinci kata çık. Balkona, terasa çık. Benim bir avlu duruyor. Benim ellerim biraz titriyor bazen. O zaten benim küçüklüğümden beri olan bir şey. O yüzden kamera çok net değil yani. Şuranın üstü de muhteşem bir yer yine. O da görünür. Tam şuranın üstü işte. Şurası. Burada da cocaine time. Evet, yine kebap yapıyorum. Kafe bana emanet. Bakın bunun saatlerce videosu var. Şu koca kafenin sadece bende olduğunun saatlerce videosu var. Bu başka kimse diyor. Madem çalışıyorsun, o zaman göster bize. Görelim, inanalım. Yani çok konuşmayacağım, daha çok şeyler var. Biraz da tarihi gezelim. İlan Kırdan kimdir? Neden böyle enteresan bir insan? Yani şu görüntüyü yakalayabiliyorsan, bak şu görüntüyü, hatta 3 dolar, o zaman gezerken bir şey yaptım diyebilirsin. Yani çünkü yani gezerken en önemli şey, yani dağla, taşla, toprakla konuşmayacaksın. İnsanlarla diyalog kuracaksın. İnsanlarla diyalog kurarken de en önemli şey işte şu derece İleri düzey bir samimiyet, ileri düzey bir reality, çok enteresan bir yaşam biçimi. Şu yani. Burayı hızlı hızlı geçelim. Şimdi kısaca yani şu gösterdiklerim çekilmiş, edilmiş. Yani elimde olan şeylerin yüzde biridir. Yaşadıklarımın da binde biridir. Kısaca. Bu her gün bu şekilde ve onlarca turiste yani şu kişinin bir meyve tabağını şu şekilde elinin üstünde bir meyve tabağını turiste götürdüğünü düşün. Reklamlarda, filmlerde oluyor ancak. Her gün yaptığım iş. Bunlar benim için hiçbir şey değil. Ta 10 sene önce Belarus'taki bir seyahatim sırasında Bulgari, orijinal Bulgari, o zamanın parasıyla 200 dolarlık bir saatin ya da 250 dolar. Özel jean ile tasarımı yapılmış bir tasarımcının hediyesi. Eski teknelerden biri falan filan. Benim ben 4 katlı villa. Yıllarca yaşadım kendi yerim. Bu her renge dönüşüyor. Yaptığım tasarımlardan birisi. Yine günlük hayatımız.
Levon abi. Ukrayna, Belarus, Belçika vesaire o taraflarda kopmaca devam. Benim arabanın işi. Vücut hep böyle. Şu anda bile 2 haftalık bir çalışmaya ihtiyacım var. Şu kıvama gelmek için. İlhan, bunlar da çok enteresan yaptığımız işler. Yeraltı olayları. Tekneyle çıktığımda genelde adalardaki villalara yanaşmamda sorun yok. Hepsi beni tanıyor. Buralarda tekneyle yanaşıp aynı şekilde bu adadaki villaların da balkonuna, bahçesine çıkıyorum. Hatta onlar özellikle istiyorlar. Ha, bir tane video vardı, onu bulmam lazım. İndirdim. Çok enteresan. En son onu göstereceğim. Tabii ki bunlar hani eski Mojomix çok güzel, bu mariachi bilek. Bunlar çok lezzetli biralar. İşte o zamanlarki yaşam tarzımız. Şu anda da aynı. Pek bir fark yok. Yaz geldi mi? Yine aynıyız. Kuyum yıllarımız. Eski tekneler. Bizim tekneler. Ama burada birkaç video kalmış belli ki. Ya şu doğal bir fotoğraf. Hani şunu yakalayacaksınız bakın. Yani burada bir kurgu yok, senaryo yok. Hani şu görüntüyü alırsanız tamam. Arada bir şey var. Şu görüntüyü alamazsanız boşuna. Yağmur, Emre'nin dediği Yağmur benim kız arkadaşım. Yırtık pantolonun dediği bu benim kız arkadaşım. Ki bir şeye de benzemiyor kızlar. Hiçbir şey değil. Kameraya oynuyor. Şu görüntüyü alacaksın. Evin içini getirdiğim hale bak. Villa burası tabi. Günlük. Fangirya'ya bak. Kolay kolay yakalayamazsın böyle. ...38 kilo bu. 40 da olsa fark etmez, 50 de olsa fark etmez. Kendi yaptığım, boyadığım, kendi boyadığım çok güzel. Villadaki günlük hayatımız. Sağa sola sıkıyoruz, sorun yok. Aa evet. Kızıladanın etrafında şu boyutta bu balığı yakalamak gerçekten zor. 110 metrede yakalıyorum. Liman, Yalı. Yalı dairesi, Yalı dubleksi. Oo. Bu olaylar çok enteresan. Bu olayları Erhan Kalkan'a sorun. Şu görüntüden, şu fotoğraftan sonra burası All Inclusive 5 yıldızlı bir otel. All Inclusive. Kumar olmadığı için 7 yıldız alamıyor. Yeni dizaynım. Bahçe villada falan filan. Aa evet. Birçok video burada kalmış. Şunlara geçelim ya. Bunlar çok komik videolar. Çok güzel videolar. Havai fişek patlatıyorum falan. Teknede havai fişek. Buradaki arkadaşlık zaten her şeyi aşıyor. Yani şu kızla haftalarımı beraber geçirdim. Yani. Düşün. Yani burada kimin kimin yanında oturduğu önemli değil. Bu bir grup halinde. Burada grubun yarısı bile yok. Hepimiz her an her şeyi yapıyoruz yani. Kim kimine ne yapıyor hiç fark etmez. Biz yani bir ekip halindeyiz ve yani diyorum ya, şu kızla mesela haftalarımı geçirdim ben. Yani. Ki o en çok zaman geçirdiğim kişilerden biri bile değil. Bedava biralar. Ankor. Kopma halindeyiz gece hayatı tabii ki, her zamanki gibi. Şunlar kenevir. Şunlar hep kenevir. Şu. Şuralar. Ekstra hepi bu. Bizim tekne. Coco. Evet. İspanyol kız arkadaşım ve arkadaki de benim. İnanılmaz bir yolculuktayız.
Bu kanoyla yaklaşık 5-6 kilometre gittik. Burada da sahildeyiz. Tepedeyiz. İnanılmaz olay. Ahtapotu çok güzel yapalım. Yeni, diğer bir ahtapot. Yani şuraya baktığında oradaki ortamı sezeceksin. Ortam var mı yok mu? Bunlar boş zamanlarımız. Tamamen boş zaman. Hiçbir şey yok. İstanbul. Şit oğlu şit. Çok komik videoların resimleri çıkıyor. Kamboçya'da zıpkın avı yasak. Zıpkın kullanmak yasak. Bize değil. Oo, yemek videoları, yemek resimleri. Şunlar karides, karidesin etrafında da kırmızı et sarılı. Şunlar kırmızı et, karidese sarıyorlar kırmızı eti. Muhteşem. Yaşıyorsanız böyle şeyler olacak. Yaşamıyorsanız yaralanmazsınız. Yunan restoranındayız. Şu sos inanılmaz ötesiydi. Salata ve bu et de aynı şekilde. Yunan restoranları inanılmaz. Ekmek de harikaydı. Mike Tyson ve benim vücudum arasındaki farklılıkların çok az olduğunu anlayacaksınızdır. Şimdi şu videoları bulalım. Bundan 12 sene önce çalışta yaptığım renkli video çalışması. Yani rengi değiştirilmiş video çalışması. Yaklaşık 10 sene önce. Arabayla o kadar gezdim ki arabadan hiçbir şey anlamıyorum artık. Bilmiyorum da. Arabaya binmek gibi bir derdim yok. Hayatım arabalarda, jiplerde geldi. Geçti yani. O yüzden hiç önem vermiyorum. Doydum, bıraktım. İnsan küçük yaşta bir şeyleri yaşayacak. Kazakistan'dayım. Özel Türkçe şarkı çaldırıyorum. Rakı bitti. Rakının bitmediği videolar da var. O akşam 15K değişti. Bir 70'lik yaptı rahat. En enteresan videolardan birini asıl açmak istedim. Arkadaş burada bayılmış durumda. Üstünde bira. Sleeping with a beer on your chest. Still something in it? No. Try. Try. Drink. Just drink. More drinking, less feeling. Come on. Cheers, mate. Herif üstünde bir ayla uyuyakalmış ya. Ya inanılmaz olaylar ya. You're not dying early, huh? You're not passing out. I passed out. Kızlar da gülüyor arkadan, sesi geliyordur. Çok enteresan bir videoyu indirmiştim. Burada olması lazım. Hemen durdurayım. Ah bu. Şurası herhalde. Cenazelerde böyle bir araç, enteresan böyle tapınak aracı gibi bir aracın içine
enteresan dekorasyonları olan bir araca tabutu yüklüyorlar. Ondan sonra akrabaları, kız erkek fark etmeksizin, erkekler saçlarını sıfıra vuruyor, kızlar bunu yapmak zorunda değil, kadınlar böyle arka arkaya birbirlerini tutuyorlar, ayaklarından tutuyorlar, araç gitmeye başlıyor ve onlar da yerde sürükleniyorlar. Gördüğünüz gibi en öndeki oradan tutuyor. Bu araç gidiyor, ben onu da çektim. Bunlar yerde sürüklenerek gidiyorlar böyle. O videoyu da buluruz. Var mı gösteren? Nah. Siz ancak 10 dolarlık turları izlersiniz. Kendi ödediğiniz paralarla 2 dolara çocuk bugün makarna mı pilav mı yiyor onu izlersiniz. Bunları izleyemezsiniz. Şu halime bak ya. Ya bir tane Türk vatandaşının bunu yapmışlığı yok yani. Dünyada yok. İşte diğer bir videoda şu görünüyor. O araç hareket ediyor yavaş bir şekilde. Bir saniye. Evet geldim. Çok fazla değil. Yaklaşık 50-100 metre yavaşça hareket ediyor. Ve o arabayı tutan yerdeki yatan o insanlar sürünerek gidiyorlar. Onun da videosu var. Zaten ya kim izleyecek ki zaten? Ya beni tanıyanlar izliyor. Ben de zaten onların özel isteklerini onlara özel olarak gönderiyorum. Öyle ben YouTube'a video yükledim, 1 milyon izledi. Öyle bir şey yok. YouTube'a para ödüyorsun, YouTuber oluyorsun yani. Kimse YouTuber değil. Neyse. Yani bu denli enteresan şey. Burada benim notlarım var. O konuları bir dahaki videoya bırakayım. Bu notları şu anda girersem ben gerçekten ben de yoruldum ve bir video bu kadar uzun olmamalı. Yani şu anda 1 saat 13 dakika oldu. Zaten insanlar da bakıyorum yorumlarda yarım saatlik videolara biraz kısa olmuş diyorlar. Yani 1 saatlik video istiyorlar yani. Videoyu sonlandırıyorum. Kısaca şu gözle bakarsanız anlarsınız. Şu benim kız arkadaşım, bu benim kız arkadaşım. Yok işte bakın şurada şunu bulduk, burada bunu bulduk. Rehbere 5-10 dolar vermişsin. Geziyorsun, senin ülkende her bir şey var. Gezdiğin yer sarı, çamur gibi kum, dünyanın en beyaz kumu diyorsun. Girdin su birikintisi hiçbir şeye benzemiyor. Lan ben onu gezeceğime giderim Karadeniz'de denize girerim. Giderim Akdeniz'de orada burada Aydın'da, Muğla'da, Antalya'da, İskenderun'da orada burada denize girerim. Hiçbir şeye benzemiyor. Bir şey değil. 10 dolarlık tur. Rehberi de çekmemeye çalışıyor. Ama rehber görünmesin belli olmaz. Öteki çocuk, öteki YouTuber'ınız eski videoları görünmez yapıyor şu anda. Eskiden de o hep zaten 10-20 dolarlık turlara katıldı. Hep başlıkta clickbait yaptı. Hep sizi kekledi. Yaptığı hiçbir şey yok. En büyük yaptığı şey deseniz hani diyor ki 2 gün boyunca junkilerle kaldı. Lan benim hayatım trans içinde olan, junkie olan, drunk olan insanların içinde geçti. Sen diyorsun ki 2 gün nasıl sabretti? Biz hayatımız boyunca böyle nasıl yaşıyoruz? Sen nevin bebesisin ya. Bebeler.
Hadi lan.